Ayı verdi bana. Neden? Çünkü ondan başka yapabilecek kimse yok. Türkiye'yi ondan başka savunabilecek, ondan başka ilerletebilecek kimse yok şu anda. Türkiye'nin uzun zamandır beklediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Bugün Cumhur İttifakı'nın en önemli kalelerinden biri olan Düzce'deyiz. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Düzce'den Cumhur İttifakı'na %70'in üzerinde oy çıktı. Düzce aslında hava kirliliğiyle öne çıkan bir şehir. Bugün Düzceli yurttaşlarla ve siyasi parti temsilcileriyle hem seçimleri hem de Düzce'yi konuştuk. Reis kazanır. Siz kime oy vereceksiniz? Reis'e. Neden? İyi yaptığı için, vatandaşı kolladığı için, adam kimin adam olduğu için. Gereksiz yani. AK Parti'den başkasına güvenemeyiz. Türkiye'mizi satar onlar. Güvenemeyiz yani kesinlikle. Kendi partimden yanayım ama bilmiyorum. Cumhur İttifakı kazanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Kılıçdaroğlu'na da pek yapabileceğini düşünmüyorum ama yine de verir ama AK Parti'ye kesin vermem. 20 yıllık iktidarın sonu gelsin artık. Çünkü her şeyin bir sonu var. Bunun da bir sonu olsun. Bence yapamıyorlar artık. Erdoğan ayarında bir lider göremiyoruz. Yani karşısında zaten Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu yani Recep Tayyip Erdoğan'ın çeyreği etmeyecek bir lider. Donanımsız, bilgisiz, beceriksiz. Düzce'de gerçekten çok ciddi sorunlar var. Ulaşım sorunu var, otopark sorunu var, su sorunu baş göstermeye başladı. En büyük sorunlardan bir tanesi Genel Başkanımızın da dediği gibi, meclis kürsüsünden söylediği gibi çok ciddi bir hava kirliliği var. Dünyada ilk 5-10 ülke arasına girecek bir hava kirliliğine sahibiz. Düzce'de temiz hava soluyamıyoruz maalesef. Sizce kim kazanır? Biz kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Düzce'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı değişti. Geçmiş dönemlerde çok sıcak bakmıyorlardı. 2002'den bu yana ya da geçtiğimiz gün, geçmiş dönemden bu yana Düzce muhafazakar, merkez sağa yakın bir seçmen kitlesine sahipti. Ama son dönemde bu kırıldı. İnsanlar bize çok sıcak davranıyorlar. Geçmiş dönemlerde bu kadar sıcak değildi yaptığımız ziyaretlerde, esnaf ziyaretlerinde, köy ziyaretlerinde. Bence Kılıçdaroğlu kazanır. Ben Kılıçdaroğlu destekliyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Erdoğan olmadığı için. Yani Erdoğan'ın karşısına pet şişe dikseler pet şişe olur. Depremzadeyim. Karamanmaraş'tan geldim. Buraya geldim. Devlet yerleştirdi. Allah çok razı olsun. Çok sağ olun. Düzce halkına da çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve Cumhurbaşkanımıza da Allah razı olsun. Mutluluğunu altına eylesin. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın birlikte girdikleri seçimlerde AK Parti 2 milletvekili, MHP 1 milletvekili çıkardı. Yine muhalefet yani Cumhuriyet Halk Partisi ve onun paydaşları burada milletvekili çıkaramamışlardı. Burada özellikle AK Parti'nin girdiği her seçimlerde çok yüksek oy oranları aldı. Yani %60, %70'lere dayanan oy aldı. Cumhur İttifakı'nın hem MHP'nin hem AK Parti'nin 2018'de yılında aldıkları oyların altında oy alacaklarını görüyorum. Burada bence esas belirleyici olacak olan AK Parti ve MHP'nin izleyeceği yol değil, Millet İttifakı'nın seçmene vereceği mesaj, umut, vaat bunlar bence. Yani bence benim gönlüm Muharrem İnce'nin kazanması ama galiba yani büyük ihtimal hani Recep Tayyip Erdoğan kazanır diyorlar ama yani gönlümdeki kişi Muharrem İnce. Hiçbirine vermiyorum. Neden kullanmayacaksınız? Siyaset demek nedir? Yalan dolan. Yani şimdi yalan dolan. Bak yani onca can gitti, onca can gitti. Deprem oldu, sel oldu. Adamlar oturmuşlar. Yok, Tayyip şöyle yaptı, yok Kılıçlar böyle yaptı, yok filan şöyle yaptı, fişman böyle. Ya gidin be milletin derdine bir bak. AK Parti'ye, partiye oy vermediği düşünüyorum milletvekili seçimlerinde. Çünkü onun da sebepleri var. Özellikle
İçeride dışarıda bu kadar büyük mücadele veren bir liderin arkasında bu parti çok basit işlerle ilgileniyor. Ufak tefek çıkar meseleleri, efendime söyleyeyim, değil başkana yardımcı olmak bana göre zarar verdiklerine inandığım için de bu dönem ben de AK Parti'ye milletvekilinde oy vermeyi düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ciddi bir farkla kazanır. Biz de Millet İttifakı'nın bileşeni bir parti olarak, ben de o partinin Düzce İl Başkanı olarak Kemal Bey'in kazanması için var gücümüzle çalışacağız. Düzcelilerin İyi Parti ve İyi Parti teşkilatını sevdiğine eminim. Ama oy verirler mi onu bilmiyorum. Onu da sağlamak için elimden geleni yapacağım. Ama severler bizi yani. Buradan mutlaka milletvekilleri gönderebilmemiz lazım Millet İttifakı olarak meclise. Eğer bu noktada da başarıyı yakalayabilirsek, ben yerel seçimleri de kazanabileceğimizi ve şehrin kaderini değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Yoksa başarı çok uzak değil. Yani Düzce'de muhalefet açısından Düzce'nin zor bir şehir olduğuna ben baştan beri inanmıyorum. Doğru şeyler yapılırsa başarı da yakalanır. Yeter ki doğru adımlar atabilirim.